Bebeklerde gözyaşı kanal tıkanıklığının cerrahi müdahalesi için kesinlikle beklemek gerekir. Özellikle ilk 6 ay içinde yaklaşık %60'ı, ilk 1 yıl içinde %80'e varan yüksek bir orandaki gözyaşı kanal tıkanıklıkları kendiliğinden düzelmektedir. Bu dönemde sadece gözlemek yeterli değil, aileye özel bir masaj tekniği öğretmek, enfeksiyonla baş etmesi için özel bebeklere uygun antibiyotikli damla ve pomatlar kullanmak ve gözü temizleme tekniklerini hastanın ailesiyle paylaşmak son derece önemlidir. Doktorla sıkı temas halinde olmak ve kontrolleri aksatmamak önemli. Eğer bir yaşa doğru herhangi bir yol alınamadıysa ve gözyaşı kanalı açılamadıysa o zaman müdahale etmek gerekiyor. Bir sene içinde gözlem sonrasında gözyaşı kanal tıkanıklığı açılmadıysa müdahale etmek gerekir. Bunun için de çok fazla beklenmemesini öneriyoruz. Müdahalede bebeklerdeki ilk tercihimiz anestezi altında probing dediğimiz bir tekniktir. Gene probing ya da sondalama tekniği dediğimiz teknikte gözyaşı kanalına özel bir sistemle girip tıkanıklık açılmaktadır. Genellikle başarı şansı yüksek bir tekniktir. 3 kez uygulanabilinir. 3 kez sondalama tekniği yapıldıktan sonra hala başarılı olunamadıysa daktiloskleroplastomi dediğimiz açık bir gözyaşı kese ameliyatı yapılması gerekmektedir.